Merhaba. 2020 gerçekten çok zor geçiyor. Depremler, pandemi, ekonomik kriz inanılmaz sıkıntılar yaşatıyor. Hem halkımıza, hem Türkiye'ye, hem de dünyaya. Ama zannedersem en büyük sıkıntıyı Türkiye olarak, Türk insanı olarak bizler yaşıyoruz. Euro 10 lira oldu, dolar Euro 10 lirayı geçti. Değil 10 lira, 10 liranın üzerine çıktı. Bugün dolar 8,5 lirayı gördü. Ve herkes umutsuz, insanlar karamsar. Kime mikrofon uzatıyorsak SND kanalında, kime soruyorsak herkes isyan ediyor. Sıkıntı çok büyük. Pişman olanların sayısı bir hayli fazla. Özellikle AK Parti'ye oy verenler, geçmiş dönemlerde oy verenler büyük bir pişmanlık içerisinde. Fakat İlginç bir durum var. Mesela SND kanalı için bir derleme videosu yaptık. Daha önce yaptığımız röportajlarda AK Parti'ye oy verip de pişman olanlarla ilgili. İnsanlar pişman. Fakat pişman olanları pişman eden bir kitle var. Videonun altında yapılan yorumları görüyorum. Pişman oldukları için, AK Parti'ye, Erdoğan'a oy verdikleri için, pişman oldukları için bunu dile getiren insanlara edilmedik hakaret, söylenmedik söz bırakmıyor bir kesim. Ben bunları anlamakta zorluk çekiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Artık insanlar yavaş yavaş uyanmaya başlamışlar. Gerçeği görmüş, gerçeği görmeye çalışan çok geniş bir kitle var ama bu kitleyi dışlayan, bu kitleyi hakaret eden, bu kitleyi yine AK Parti'ye ve Erdoğan'a doğru itekleyen bir başka anlamsız da demeyeceğim, ne denebilir ki? Saçma sapan davranan çok geniş bir muhalefet kesim var. Muhalif kesim var. Aynı şeyi Levent Gültekin'e de yapmışlardı. Levent Gültekin ki gerçeği gören ilk uyananlardan biri kendisi. Bununla ilgili kitap yazmış olmasına rağmen kendisine edilmedik hakaret kalmadı ki hala hakaret ediyorlar. Oysa o insanlar çok önemli. Yani gerçeği görüp aldatıldıklarını anlayan bu insanlar saf değiştirecekler, hazırlar. İlk seçimde muhtemelen oy vermeyecekler AK Parti'ye ama bir başka partiye de oy vermeyecekler. Çünkü görüyorlar durumu, muhalefetin durumu ortada. Kime oy vereceklerini bilmiyorlar. Öyle zannediyorum ki 2023 ya da öncesinde olası bir erken seçimde küskünler, kararsızlar büyük bir ihtimalle çok yüksek oranda geçersiz oy kullanabilir. Bakın bu Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir durum olacak. Çok sayıda geçersiz oy kullanabilir. Çok sayıda geçersiz oy çıkabilir önümüzdeki ilk seçimde. Çünkü muhalefet şu haliyle, şu görüntüsüyle asla ve katiyen muhalefet umut vermiyor. Umut vermekten uzak. Eskiden mesela 12 Eylül'den önce ya da daha sonraki yıllarda bir umut vardı. Muhalefetteki isimler, partiler umut vaat ederlerdi. Ama bugün umut vaat etmiyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel çıkıyor, paylaşım yapıyor. İktidarı ve AK Parti'yi yanlışlarını söylüyor. Artık onların gitmesi gerektiğini söylüyor ama birileri de çıkıp şunu sorması gerekiyor ona. Aynı şey sizin için de geçerli. Başarısız bir genel başkanınız var. Başarısız genel başkan 10 seçim kaybetmiş olmasına rağmen gitmiyor. Gitmiyorsa siz ne hakla iktidarı yönetenleri ya da iktidarın kontrolündeki bakanlıkların başarısız olduklarını söyleyip gitmelerini isteyebilirsiniz. Eğer bugün Recep Tayyip Erdoğan bu kadar kudretli, bu kadar güçlendiyse bunların sorumlularından biri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi değil mi? Bence, bu benim şahsi fikrim, komple topyekün bir siyasi reform gerekiyor Türkiye'ye. Hem iktidarıyla hem de muhalefetiyle. Muhalefet kan değişikliğine gitmediği sürece bu halka, bu vatandaşa umut olmaktan uzak görünecek. Euro 10 lirayı geçti. Dolar aldı başını gidiyor ama iktidar partisi Somali'nin IMF borcunu üstleniyor ve bunu siliyor. Bir yandan Somalı madenciler haklarını ararken onlara her türlü güçlük çıkarıyor. Ama Somali'nin IMF borcunu ödüyor iktidar. Düşünebiliyor musunuz? Muhtemelen burada şöyle bir taktik gözetiyorlar. Bakın biz Somali'nin bile IMF borcunu kapattık. Çok güçlü bir ülkeyiz. Ama Somali'ye var da niye Soma'ya yok? diye sorduklarında hiçbirinden tık cevap yok. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremle ilgili, deprem vergileriyle ilgili kendisine yapılan, yöneltilen sorulara, eleştirilere 1939'lardaki depremi emsal gösteriyor. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir mantıktır bu? Anlamakta güçlük çekiyorum. Ülkemiz kötü günlerden geçiyor. İzmir'de çok talihsiz bir deprem yaşadık ki bu depremlerin önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda İstanbul'da, Bursa'da ve Anadolu'nun diğer şehirlerindeki faylarda, şehirlerin altındaki faylarda da kendini göstereceğini bütün bilim adamları söylüyor, anlatıyor. Ama iktidar deprem vergilerinin nereye harcandığını açıklamaktan imtina ediyor, açıklamak istemiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben vatandaş olarak vergi veriyorum. Benden istemeyerek ki helali hoş olsun o vergiler nereye harcandıysa, helali hoş olsun 36,4 milyar dolar vergi toplanıyor ve bu vergilerin nereye gittiğini sorduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanı bunları gerektiği yere harcadık diyor. Peki gerektiği yer neresi? Depremler için, deprem önlemleri için harcanması gerekmiyor mu? O yüzden toplanmadı mı bu vergiler? Bir vatandaş olarak bunu soruyorum. Sorduğum zaman bu suç mu oluyor? Nereye harcandı deprem paraları? Neden İzmir'de daha önceden bu önlemler alınmadı? Evet, ondan önceki belediyeler, İzmir'i yönetenler kabahatli, suçlu olabilir ama Şehircilik Bakanlığı ne işe yarar? Önceki bakanlardan Şehircilik Bakanı Bayraktar ne yaptıysam Başbakanın, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izniyle ve emriyle yaptım demişti. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda vatandaş soruyor, deprem paraları nereye harcandı? Bir vatandaş, vergi veren bir yurttaş, vatanını, ülkesini seven bir yurttaş bunu sormak zorunda. Ve iktidardakiler, ülkeyi yönetenler çıkıp buna cevap vermek zorunda. Eğer veremiyorsalar gitmeliler. Gitmiyorsalar tıpkı Bülent Arınç'ın dediği gibi. Ne diyor Bülent Arınç AK Parti'nin kurucularından? Eğer biri oturduğu sandalyeden, koltuğundan kalkmak istemiyorsa bilin ki altını pisletmiştir. Ben demiyorum. Bülent Arınç demişti. Şimdi diyeceksiniz ki Bülent Arınç şöyle FETÖ'cü, böyle FETÖ'cü, şöyle böyle diyebilirsiniz. Ama o Bülent Arınç şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın dizinin dibinde. Karanlık bir dönem bizi bekliyor. Ülkemizin geleceği karanlık. Ne yazık ki güzel şeylerden söz etmek istiyorum. İyi şeylerden söz etmek istiyorum ama sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, önüme bakıyorum, arkama bakıyorum. Her yer karanlık.